Merhabalar. Düğüm gerilim analizi, node voltage analiz laboratuvar dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bir devrede iki veya ikiden fazla devre elemanının birbirine bağlandığı, bu elemanları birbirine bağlayan noktaya düğüm noktası denir. En çok dalın bağlandığı düğme ise referans düğümü denir. Diğer düğüm noktalarındaki gerilim referans düğümüne göre bulunur. Yani bir devrede n adet düğüm varsa n eksi bir adet gerilim vardır. Bu da n eksi 1 gerilim denklemi olduğunu gösterir. Bu devreyi inceliyoruz. Belirlenen bir düğüm ile referans düğüm arasındaki gerilime o düğümün gerilimi denilir. Yukarıdaki devrede bir düğümü ile referans düğümü arasındaki gerilim V1, İki düğümü ile referans düğüm arasındaki gerilim V2 ile gösterilmektedir. Aşağıdaki devrede düğümlerden geçen akımlar ve yönleri belirtilmektedir. VA üreticinden bir düğümüne doğru R1 direnci üzerinden geçen akım I1, yine VA üreticinden bir düğümüne doğru R2 direncinden geçen akım I2, yine VA üreticinden bir düğümüne doğru R4 direnci üzerinden geçen akım I4 ile gösterilmiş. Diğer tarafta VB üreticinden iki düğümüne doğru R3 direnci üzerinden geçen akım I3 ile, yine VB üreticinden iki düğümüne doğru R5 direnci üzerinden geçen akım I5 ile gösterilmiştir. Kirchhoff akım yasasına göre her bir düğüm noktasında düğüme gelen akımlar ile çıkan akımların toplamı sıfıra eşittir. VA üreticinin artı ucundan I1 akımı çıktığında bir düğümüne I1 akımı girer ve I2 ve I4 olarak çıkar. VB üreticinden artı ucundan I3 akımı çıktığında iki düğümüne I3 akımı girer. Diğer ucundan da I2 ve I5 çıkar. Dolayısıyla girenler, çıkanlar şeklinde bir denklem oluşturuyoruz ve Kirchhoff akım yasasına göre düğüm denklemleri girenlerle çıkanların toplamı sıfıra eşit olduğu için I1 artı I2 artı I4 sıfır, I2 artı I3 artı I5 sıfır oluyor. Her bir düğümdeki düğüm denklemleri akımların toplamı. Burada gerilimlerin hesabını yapmak için önce bu düğüm denklemlerindeki akımları hesaplayacağız. I1 akımı için V1 VA-I1R1, dolayısıyla I1 akımı buradan şu denklemden I1 akımı çekildiğinde VA-V1/R1 şeklinde bir
formülasyon elde ediliyor. I2 için V1-2 diyelim ona. V1-2. Bakın burada V1 gerilimi, V2 gerilimi. Bu devreyi akılda tutuyoruz. R1, R2, R3, R4, R5, V1 1 düğümü için gerilim, V2 2 düğümü için gerilim. 2 ile referans noktası arasındaki gerilim V2, 1 ile referans noktası arasındaki gerilim V1. Evet. I2 akımı için V1-2 V1-2 yani 1 ile 2 arasındaki gerilim V1-V2. 1 ile 2 arasındaki gerilime bakalım. Şu gerilim. I2 akımı için 1 düğümü ile 2 düğümü arasındaki gerilim lazım bize. Bu. Bu ise akım yönüne göre V1-V2 gerilimleri farkıdır. Dolayısıyla I2 nedir? V eşittir I çarpı R formülünden I2 gerilimi, I2 akımı, I2 akımı gerilim bölü direnç. I2 akımı bu ikisi arasındaki gerilim V1-V2 bölü direnç. Yani R2 oluyor. Hemen bakalım. V1-V2 bölü direnç. I2 akımı da böyle. Şimdi I3'e geliyoruz. I3'e bakalım. I3. I3 üzerindeki I3 nerede bu? I3 nereden geçiyor? R3'ten geçiyor. I3. R3'ten geçiyor. Bir tarafta VB, diğer tarafta V2 var. I3 nerede? V2 gerilimi. VB eksi I3 R3. Buradan I3'ü çekiyoruz. VB eksi V2 bölü R3 buluyor. I4 ise I4 ne? I4'e bakalım. I4 burada. R4 direnci var. Referans düğüm 1 ile referans düğümü arasındaki gerilim. V1. I4. 1 ile referans düğümü arasındaki gerilim I4 R4'tür. Doğru mu? Evet. Peki I4 nedir o zaman? 1 ile referans düğümü arasındaki gerilim V1 olduğu için V1 bölü R4'tür. I5'te benzer olarak 2 ile referans düğümü arasındaki gerilim, bakın 2 ile referans düğümü arasındaki gerilim bölü nedir? R5'tir. O zaman 2 ile referans düğümü arasındaki gerilim nedir? V2'dir. V2 bölü R5 olarak bulunur. Evet, bir daha geçelim bunu özet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kirchhoff yasasına göre girenlerle çıkanların toplamı sıfıra eşitti. Öyle değil mi? Birinci düğüm için girenler I1, çıkanlar I2 ve I4. Dolayısıyla I1 artı I2 artı I4 sıfıra eşittir. İkinci düğüm için girenler neler? I3, çıkanlar I2 ile I5 mi? O zaman bunların toplamı da sıfıra eşit oluyor. Dolayısıyla iki düğüm için iki tane düğüm denklemi oluşturduk. Birinci düğüm denklemi, ikinci düğüm denklemi. Buradan gerilimlerin hesabı için I1'den geçen R1 direnci üzerinden geçen I1 akımını hesaplayacağız. V eşittir I çarpı R formülünden I'yi çekerseniz ne olur? Gerilim bölü direnç olur. Akım böyle bulunuyor. O zaman I1 için
R1 direnci üzerindeki gerilim VA eksi V1 midir? Evet, şu ikisi arasındaki gerilim VA eksi V1'dir. Bölü R1'dir o zaman. Evet. I2 için 1 ile 2 düğümü arasındaki gerilime mi bakacağız? I2 için. I2 burada. Evet. I2 nerede? 1 ile 2 düğümü arasındaki 1 ile 2 düğümü arasından geçen akım. Dolayısıyla 1 ile 2 düğümü arasındaki gerilim bölü direnci. 1 ile 2 düğümü arasındaki gerilim V1 eksi V2 midir? Evet. Bölü direnç R2. I3 için I3 nerede? VB ile 2 düğümü arasındaki gerilim midir? Evet. Yani VB eksi V2'dir. Bölü direnç ne? R3'tür. O zaman VB eksi V2 bölü R3 diyeceğiz. I4 için 1 noktası ile referans düğümü arasındaki gerilim midir? Evet. O da nedir? V1'dir. V1 bölü R4 müdür I4? Evet. I5 için 2 ile referans düğümü arasındaki gerilim midir? Evet. O zaman o nedir? V2'dir. V2 bölü R5'te bizim I5'imizi verecek. O zaman bunları düğüm denklemlerinde yerlerine yazarsak en yukarıdaki düğüm denklemleri bu hale dönüşüyor. Bunları da arkadaşlar bu şekilde düzenliyoruz. Ne yapıyoruz aslında? Bunları böyle tek tek açıyoruz, paydalarını bölüyoruz. Daha sonra VA'yı bir yere, VB'yi bir yere, diğer V1, V2 ne varsa da hepsi eşitliklerini karşı tarafına atıyoruz. Bir tarafı V1 parantezine, diğer tarafı V2 parantezine alıyoruz. Dolayısıyla buradaki gibi iki tane bizim yeni düğüm denklemlerimiz oluşuyor. Bakın bu düğüm denklemlerinde hiçbir şekilde akım yok. Yukarıda düğüm denklemlerini akımlarla oluşturmuştuk. Burada sadece gerilimler ve dirençler var. Dolayısıyla burada bir lineer denklem sistemi var. Bu denklem sisteminin çözümünü nasıl yapıyoruz? Matrislerle yaparız. Değişik metotlarla bir iki tane lineer denklem sisteminin çözümü nasıl yapılıyorsa o şekilde bir çözüm yapıyorsunuz ve gerilimleri bulabiliyorsunuz. Bunun değişik metotları var. Bunu da lineer cebir dersinden, diğer derslerden öğrenmiş bulunuyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bir düğüm gerilim analizi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bir devrede düğümler, üzerinden geçen akımlar, düğüm denklemleri, düğüm denklemlerinden nasıl gerilimler ve dirençler bulunur. Bunu da bu şekilde görmüş bulunuyoruz. Evet. Bundan sonra arkadaşlar bir uygulama sorusuna geçeceğiz. Bunu uygulamalı olarak breadboard üzerinden az önceki devreyi gençler. Uygulamalı olarak breadboard üzerinden bunu nasıl yaparız ona bakacağız. Yani yukarıdaki devrenin aynısı bu. Sadece dirençlere ve gerilimlere değerler veriyoruz. Ve buradan düğümler üzerinden geçen akımları ve gerilimleri nasıl ölçüyoruz? Birazdan uygulamalı olarak breadboard üzerinde bunu kurup göreceğiz. Evet, şimdi bu uygulamayı yapacağız. Bendeki breadboard arkadaşlar bu gerilim hatları ikiye bölünmüş durumda. O nedenle benim bu işime gelecek, yani iki gerilim olduğu için VB'nin şöyle artısını yukarı verip şunun eksisini aşağı verip efendim VA'nın da artısını buraya şu hatta verip eksisini de
Yine bu hatta, şu hatta vermeyi planlıyorum. Bakalım, öncelikle R1 ile başlıyoruz. R1 direncimiz 6,8 kilo ohm. 6,8 kilo ohm. Evet. Hemen alalım. Evet. 6,8 kilo ohmluk bir direnç nasıl anlaşılır? Şimdi bu nasıl bir direnç? Renklerine bakalım. Bu tarafta altın sarı var. Toleransımız. Altın. Mavi, gri, kırmızı arkadaşlar. Mavi, gri, kırmızı. Yani mavi 6. Kırmızı 2. Evet. 62 oldu. Pardon. Mavi, gri, kırmızı. Evet. Mavi, gri, kırmızı. Mavi 6. Gri 8. Ondan sonra kırmızı da 2. Yani 68 çarpı 10 üzeri 2. 6800 ohm, yani 6,8 kilo ohm. Evet, bu. Bunu hemen R birimi böyle bir yere şu şekilde hemen bağlıyorum. Birine 25'li 25'in olduğu bir ayağını arkadaşlar bir ayağını 20'li beşliğe, diğer ayağını 25'li 25 numaralı beşliğe şuraya bağladım R birimi. Şimdi R2'ye mi geçelim? R4'e geçelim bence. R4 nedir? Bakalım. 12 kilo ohm. Yani 12.000 ohm. 12 kilo ohm R4'ü. Hemen size gösteriyorum. Evet, altın bu tarafta, sağ tarafta. R4 bu. Ne var R4'te? Kahverengi, kırmızı, turuncu. Kahverengi 1, kırmızı 2, etti mi 12. Turuncu 10 üzeri 3. Turuncu 3 olduğu için 10 üzeri 3. 12 çarpı 1000, 12.000 ohm. Yani 12 kilo ohm. Bunu R1'in 25'li de olan bacağını, yani şu bacağını 25'liye bağlamıştık. Hemen 25'liye koyuyorum. Diğer bacağını R4'ün diğer breadboard'un diğer kısmına geçip yine 25'li hattında, bu taraftan bakınca 35'li hat oluyor tabii. Oraya bağlıyorum bu şekilde. Evet. Bunu da bu şekilde bağladık. R4 tamam. Hemen geçeceğim R2'ye. R2 neydi? R2'ye bakalım. R2 12 kilo ohm. Hemen bir tane daha çıkardım. 12 kilo ohmluk. R1 ile R4'ün bağlandığı bacaktan bağla diyor. Oradan bağlıyorum. Ve diğerinde mesela 35'liye, 35'li gruba, 35'li beşliğe bağlayabiliriz şu şekilde. Evet, R2 mi de bu şekilde, R2 mi de bağlamış oldum. Hemen R2'ye bağlı R5'e geçiyorum. R5'e geçiyorum. Evet arkadaşlar, unutmadan R4 ile R5 referans düğümüne bağlı, eksi hatlara bağlı, yani şuraya. Buraya referans düğümü dedik. VA'nın eksisiyle VB'nin eksisi olacak. Yani şu eksi hatta ben R4'ü bağlasam, şu hatta da, şu hatla da, şu hatla, şu hata referans hattı, topraklık hattı diyebilirim. Şimdi buradan ayrıldığı için tabii bunları da birbirine bağlamak gerekecek. Şimdi onu yapacağız. Evet, şimdi R5'i bağlıyorum. R5'i nereye bağlayacağım? R2'nin olduğu yere. R5'e bakıyorum. 1,8 kilo ohm. 1,8 kilo ohm. Hemen getirdim. Evet, yine altınla bitiyor. Kahverengi, gri, kırmızı renk görüyorum.
Kahverengi gri, kırmızı renk görüyorum. Kahverengi 1, gri 8, etti mi 18. Bir de kırmızımız var. Kırmızı 2, yani 10 üzeri 2. Çarpı 10 üzeri 2, 18 çarpı 10 üzeri 2, 1800, yani 1.8 kilo ohm. Evet, bunu R2'nin bittiği yere, şuraya bağlayacağım bir bacağını. Çünkü resimde de öyle. Hemen bunu da buraya bağlıyorum. Ve referans hattına diğer bacağını bağlıyorum. Hemen bağladım referans hattına. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şurayı referans hattı yapacağım. Şurada bağlantı kopukluğu olduğu için hemen oradan bir jumper'la onları da bağlamayı düşünüyorum. Evet, R5'i de hallettik. Geldik R3'e. R3 burada en sonda. R3'e bakıyorum, 12 kilo ohm. Hemen bir 12 kilo ohmluk bir direnç alıyorum. R3, R2 ile R5'in bağlı olduğu yerde. R2'miz hangisiydi? Resime benzerlik olduğu için kolayca bulabiliyoruz. R2 bu, R5'imiz de bu. Onun bağlı olduğu yere bağla diyor. Diğer hattını da diyor. Bakın burada, burada, buraya bakıyoruz. Diğer hattında VB'nin artısına bağla diyor. VB'nin artısına hemen şurayı da onu seçtim. Artı hattına bağlıyorum. Ne demiştim en başta? Buraları VB'nin gerilim hattı olarak kullanacağım. Burası VB'nin artı hattı olsun şurası. R1, R1 nereye bağlanmıştı? VA'nın artına, artısına. Yani şuraya ben bağladım, şuraya bağladım ama bunu hemen bacağını kaldırıp şurayı da VA hattı seçelim. VA'nın artı hattı seçelim. Hemen oraya bağlıyorum. Bu şekilde devremizi kurmuş olduk. Eksik olan ne? Eksik olan şu. Burada bir bağlantı eksik. Hemen onu bir jumper kablosu alıp referans hatlarımı şu şekilde birleştirdim. Evet. Jumper kablosuyla böyle birleştirdim. Evet. Devremiz hazır mı? Hazır sayılır. Hemen gerilimleri bağlayacağız. Burası VA'nın artısı. Şurası mavi alayım bir tane. Burası VB'nin artısı. Burası VA'nın eksisi. Burası da VB'nin eksisi olsun. Şimdi sıkıntı var mı? Şu anda yok, değil mi? Şu anda yok. Evet. Hemen güç kaynağımı açıyorum. Güç kaynağımı açtım. Ne diyor? VA'ya 10 ver diyor. Onluk taraftaki nereye alacağım? VA burasıydı. VA'ya onu veriyorum. VB'ye 5'i ver diyordu. Doğru şeyleri bağladım. Evet, VA. Hemen VB'yi 5'i vereceğim. Bu eksi, kırmızı artı. Hemen artı kırmızı. Eksi siyah. Buna da 5'i verdim. Tamam. Olay tamam. Evet, bir sıkıntı yok. Bunları böyle bağladık. Evet, evet, evet. 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 Şimdi düğüm gerilimlerini ölçüyorum. Şimdi düğümlerimizi biliyoruz değil mi arkadaşlar? Birinci düğüm şurası. R1, R2, R4'ün bağlı olduğu yer. Yani bizim breadboard'umuzda tam şu nokta oluyor.
Tam bu nokta breadboard'u şöyle kaldırayım. Çok da kaldıramıyorum gerilim kabloları çıkmasın diye. Burası şöyle yapayım. Şurası bir düğümü. Şurası da iki düğümü. Şimdi düğüm gerilimleri ölçülürken hemen düğüm gerilimi ölçüyoruz. Hemen evet, şöyle yapacağız. Şunları şöyle kaydırayım birazcık. Şunu getireyim şöyle. Şöyle. Evet. Şu benim devrem. Bu benim devrem. Şimdi düğüm gerilimini ölçüyorum. Birinci düğüme dokunuyorum. Ve referans düğümüne dokunuyorum. Niye eksi çıktı? Ters tuttuğum için. Hemen düzeltiyorum. Birinci düğüme dokunuyorum. Ve referans düğümüne dokunuyorum. Gördüğünüz gibi gerilimi ölçüyoruz. Bunu biraz daha hassas taşıyalım. Şöyle yapalım. Birinci düğüme dokunuyorum. Ve referans düğümüne dokunuyorum. Böylece gerilimi ölçüyorum. Birinci düğümden oluşan gerilim V1 demiştik ona anlatırken. Bu. Hemen ikinci düğümdeki gerilimi ölçüyorum. İkinci düğüme dokunuyorum. Daha sonra referans düğümüme dokunuyorum. Gördüğünüz gibi ikinci düğümdeki gerilimi de ölçüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birinci düğümden geçen akımlar toplamı nedir? Kirchhoff'a göre sıfırdır. İkinci düğümden geçen akımlar toplamı da Kirchhoff'a göre sıfır olacaktır. Şimdi dirençlerden geçen akımları daha önce ilk derslerin birinde nasıl ölçüldüğünü biliyorsunuz. Direncin bacağını bir kaldırıyoruz. Akımın iletimini sağlıyoruz. Kaldırdığımız yere bir multimetrenin bir kolunu ve diğeriyle de direncin bir bacağını tutup geçen akımı, direnç üzerinden geçen akımı da bu şekilde ölçmüş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, bu kadar. Bugünkü uygulamamız bu kadar. Hepinize mutluluklar, sağlıklar ve başarılar diliyorum. Hoşça kalın.